Herkese merhabalar. Başarısız olmak isteyen arkadaşlar varsa mutlaka bu videoyu izlesinler. Çünkü birazdan başarılı ve başarısız öğrenci arasındaki farkı sizlere göstereceğiz. Ve başarısız olmak isteyenler nasıl başarısız oluyorlar bunu hep beraber öğreneceğiz. Tonguç'um sana bir sorum var. Sen başarılı bir öğrenci olmak istiyorsun yoksa başarısız bir öğrenci mi Hocam, olmak Hocam sürekli başarılı oluyorum. Sıkıldım artık. Başarısız olmak istiyorum. Wow çok ilginç. Sıkıldın demek başarılı olmaktan. O zaman madem başarısız olmak istiyorsun hazırsan sana başarısız olmanın yollarını tek tek göstereceğim. Birincisi başarısız olmanın 6 tane formülü bulduk. Bu formülleri harfiyen uygularsan başarısız olmak senin için artık çok kolay. Bu arada arkadaşlar, biz başarılı olmak istiyoruz diyorsanız, bu formüllerin tersini uygulayın. Yani Tonguç'un yapacaklarına değil kendi yöntemlerinizi uygulayın. Bu formüllerin tersi de başarı getiriyor. Birinci formülümüz. Asla Tonguç'um kendine hedef koyma. Yani ben İstanbul Erkek Lisesi'ni istiyorum, Galatasaray Lisesi'ni istiyorum, takdir almak istiyorum, ödevlerimi bitirmek istiyorum, işte doktor olmak istiyorum, mühendis olmak istiyorum gibi bir hedef koyarsan başarılı oluyorsun. Dünyada başarılı olmuş insanların birçoğu, derslerinde başarılı olmuş birçok öğrenci hep kendine hedef koyanlar. Dolayısıyla başarılı olmak istemiyorsan ne yapıyoruz Tonguç'um? Hedef koymuyorum. Harikasın, hedef koymuyoruz. Ama... Eğer başarılı olmak istiyorsak mutlaka bir hedef veriliyoruz arkadaşlar. Hedefimiz varsa başarı geliyor. İkincisi bugünün işini yarına bıraktım. Aman yarın yaparım deyip erteliyorum. Aynen öyle sürekli üşen sürekli yarın aman yarın yaparım ertele. Çünkü başarılı insanlar hep işlerini zamanında yapar insanlar. Yazılısı varsa yazılısını son güne bırakmayan insanlar. Yani yazılısı var atıyorum yazılı notlarını hemen alıp güzel güzel çalışmaya başlıyor. Tekrarlarını yapıyor son güne bırakmıyor. Hocam yazılıya son gece çalışılır zaten. Yazılıya son gece çalışılır diyorsan işte bu evet birazcık başarısızlığı getirebilir. Evet. son gece tabii ki çalışmak lazım. Son gece çok önemli. Son anda çalışılan bilgiler aklımıza daha iyi kalıyor. Ama hepsini son güne bırakırsan yani bugün işini yarına bırakırsan o zaman istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz. Demek ki başarısız olmak istiyorsak ne yapıyoruz Songuç'um? Üşeniyorum öyleyse yarın. Aynen dedi gibi. bugün işini yarına bırakıyoruz sürekli erteliyoruz. Ama başarılı olmak istiyorsak işlerimizi zamanla yapıyoruz. Üçüncüsü. Motivasyonumuzu sürekli düşük tutmak için başarısız olduğumuz şeyleri sürekli hatırlayacağız. Yani bir sürü sınavda patlamıştım zaten onları unutamıyorum hocam. Aynen dediğin gibi kötü aldığın yazılılar, kötü aldığın sınavlar böyle morali bozan durumları sürekli hatırla. Onları hatırladığın zaman o senin motivasyonunu düşürecek ve ders çalışma azaltacak ve geleceğe dair de seni başarısız kılacak. Ama kendini böyle sürekli eleştirmezsen yapabilirsin sen. Çok iyisin. Bak bu yazıldan da yüz almıştın. Geçen sene Türkçe'de şunu yapmıştın. Bak paragrafon kitabından çözdün bir sürü soruyu doğru yaptın dersen o zaman moralin yükseliyor ve başarı geliyor. Dolayısıyla moralimizi bozduğumuz zaman başarısızlık geliyor. Eğer moralimizi yüksek tutarsak sen yaparsın sen edersin dersek o zaman başarı geliyor. Buna göre kararımızı vermemiz lazım. Dördüncüsü de Tonguç'um hatalarından asla ama asla ders çıkarma. Mesela diyelim ki paragrafonda bir test çözdün açtın. paragrafın 6'yı çözdün güzel güzel soruları çözdün. Sonra ne yapıyorsun Tonguç'um? Hiçbir şey yapmıyorum hemen oyuna geçiyorum. Ne? Nasıl yani? Cevaplarını kontrol etmiyor musun? Hayır etmiyorum hocam. Hemen Fortnite. Evladım şaka mı yapıyorsun sen? Öyle bir şey olabilir mi? Mutlaka sorularını çözdükten sonra burada karakodları okutarak soruların çözümünü izlemelisin. Yaptığın yanlış, üçü yanlış yaptıysan, yedi yanlış yaptıysan onların cevap anahtarından bakıp aynı zamanda soru çözümlerini izlemelisin. Ha ben burada bu hata yapmışım. O zaman paragraf 7'ye geçtiğimde bu hataları bir daha yapmamalıyım demelisin. Yani geçmişte yaptığın hatalardan test çözerken olabilir, yazılı çalışırken olabilir, günlük hayatta olabilir hiç fark etmez. Onlardan mutlaka ders çıkarmalısın. Eskiden kibirliydim artık mükemmelim. Her şeyi biliyorum ben. Havası da yanlış. Çünkü hatalarını biriktirerek onların çözümlerini düzeltip onları öğrenen insanlar hep başarılı oluyor. Ama sen başarısı olmak istiyorsan hatalarından ders çıkarma. Aynı böyle yapmaya devam et. Yani testi çöz, cevaplarını kontrol etme, vazgeç devam et. O sana başarısı getirecektir. Ama başarılı olmak istiyorsak bunun tersini yapmalıyız. Beşincisi sürekli şikayet etmekten ve bahane bulmaktan da hiç korkma Hava yağmurluyken çalışamam, kar yağarsa çalışamam, güneşliyse çalışamam, ses varsa çalışamam, kardeşim yemek yerse çalışamam. Harikasın. Hava yağmurlu, hava çamurlu, hava sisli, hava bulutlu, hava güneşli mutlaka işte teyzem geldi, babaannem geldi, halam geldi diye bahaneler bulursan, şikayet edersen ya kardeşim çok gürültü yapıyor diye giriyor dersen bu senin ders çalışmanı engelleyecektir, seni başarısız yapacaktır. Dolayısıyla sürekli bahane bulmaktan asla korkma. Ama başarılı olmak istiyorsan kardeşini havayı sıcağı soğuğu sakın bahane etme. Çünkü başarılı insanlar asla bahane bulmayıp çalışıp gelen insanlardır. Başarısız insanlar ise sürekli bahane bulan insanlardır. Dolayısıyla Tonguç'um başarısız olmak istiyorsan sürekli bahane bul. Arkadaşlar başarılı olmak istiyorsanız sakın sakın bahane bulmayın. Mutlaka bir yolunu bulup çalışın. Altıncısı ve en önemlisi bunu en sona koyduk Tonguç'um. Sakın sakın erken kalkma. Çünkü... Günde 39 saat uyuyorum Aferin ya. aynen böyle yapmaya devam et. Çünkü erken kalkan işine şeker kataraşına Erken kalkan yol alır. Bunlar hep atasözü. Günümüzde başarılı insanların hep sabahları erken kalktıkları ve güne zinde başladıkları görülmüş. Ama başarısız insanların geç saatlere kadar uyuyan, uykusunu tam alamayan, sabahları erken kalkmayan insanlar olduğu görülmüş. Dolayısıyla başarısız olmak istiyorsan Tonguç'um sakın erken kalkma. Ama başarılı olmak istiyorsak arkadaşlar Erken kalkmalıyız. Bunu da sizlere söylüyoruz. Evet bu videomuzda esasında sizlere başarısız olmanın yollarını anlatırken aynı zamanda başarılı olmanın taktiklerini vermeye çalıştık. İnşallah sizler de yazıl döneminizi geldiği bu dönemlerde derslerinizi sıkı sıkıya çalışarak yazıl notlarında her sınıfta yazıl notlarımız var biliyorsun Tonguç'um. Bunlardan da mükemmel bir şekilde konularını tekrar ederek sınavlarınızdan çok güzel notlar alırsınız. Ben zaten hiç çalışmazsam başarısız oluyorum. Aynen Tonguç'um. Sen hiç çalışmazsan zaten başarısız geliyor. Ama bizler arkadaşlarımıza çalışacağız. Notlarımızı güzel güzel çıkaracağız yazılar öncesinde ve sınavlar öncesinde başarıdan başarıya koşacağız Tonguç'um. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri başarısız yapan formül nedir? Yani derslerden alıkoyan, yazılardan, sınavlardan kötü almanıza sebep şeyler nedir? Yorumları yazın sonra da onları da beraber irdeleyelim. Hadi bakalım görüşmek üzere.